Merhaba arkadaşlar Bursan'ın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 16 Mayıs e, Perşembe Ankara yarış programımıza tekrar sizlerle beraberim. Sevgili olsa beraber olmamın nedeni tabii ki sağdaki güvendiğimiz arkadaşlardan e, bir kurgu elimize ulaştı. Onları sizlerle paylaşayım. E, birinci altıganyon üzerinde pek e, o kadar durmadılar ama ikinci altıganyon üzerinde çok zorlu bir program ama para verecek program birazcık kalabalık geçilen e, bir koşular oldu. Sıralama olarak sizlere önereceğim. Kâğıt e, kağıt kalemleriniz hazırsa hemen başlayalım. Ya yani birinci koşuda yani neler verebilirsiniz? Yani birinci altılı gayen yani üzerinde dedim şöyle bir üstünden geçebilir misin diye. Evet e, onu da hemen şöyle aktaralım. Birinci koşuda altı safkan yer alıyor. Ezer döver. E, Çin biraz ağır abi 4.1. E, ağır çimde zaten Ezer Döver, e, Kürşat Yılmaz da zaten son yaptığı dört yarışta çok çok başarılıydı. Ezer Döver deyip e, geçebilirler. Tek ciddi rakibini biz burada beş dolu azimli gibi gördük. E, dikkat edilecekse yani bu safkana dikkat edilebilir. Tabii ki tuttuğu safkanlar varsa yazabilir. 3 bizde çok çok önde dediler. Rakip 5 olarak elimize ulaştı. İkinci koşta 4 dolu safkan e, banko atılabilecek kaliteye sahip Akın Sözenli diye elimize ulaştı. 3. koşuda da zaten buranın kalesi olacak. Nart Ateşi ve de tabi işte banko yazılabilir dediler. Evet dördüncü koşul ikinci altılganın başlayacak. Ee, abi birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci koşula gerçekten içinden çıkılmayacak koşullar koşular. Zaten Ankara'nın kalesi son koşuda onu da zaten geçirmesi bir mucize eğer o da geçirse zaten ikinci altıga yani kimse bulamaz diye söylediler bir kurgu verdiler. Hemen kurguyu sizlerle paylaşalım. Saatlerimiz 13.20'yi gösteriyor. Evet burada sıralama şu şekilde. 2 nolu Safkan Ahmet de 5 nolu Safkan King May Mertolis olmazsa 1 3 8 9 4 7 olarak 3 matraya çok çok dikkat etsinler. Bizim kurumuzda 3 matra yoktu. 3 matra e, biliyorsunuz e, başka elden geliyor. Ve de ilk defa Ankara pistinde çime çıkacak. E, ayanın seri Hakan Yıldız da abi çıkıp liderliği asa yakalanmayabilir. Yani bombayı patlatabilir ilk ayakta. E, dikkat dediler. Yani yeriyle de son e, seçenek olarak bize elimize ulaştı. 2-5-1-3-8-9-4 ve 7 şeklinde. Evet 5. koşu meydan 3 yaşlı İngilizler 1600 çim. Evet 14 safkan yer alıyor. 2. 5 gayrımız başlayacak. Burada 4 nolu safkanla e, başlamış, başladılar ayak kurşun eşliğinde. 8 nolu safkan Nevzat Avcı ile 9, 13 ve 5 şeklinde oluşan bir sıralamamız oldu. Bu koşuda 4, 8, 9, 13 ve 5 şeklinde elimize ulaştı. Evet 6. koşumuza geçelim. Kafkas ya koşusu kısa vade 9. 2 metre kum 9 safkan yer alıyor. 4 lüganyanımız bu koşuyla başlayacak. Tabii ki e, sıralama olarak elimize ulaşan safkanlar 5 nolu Memora Remains Ahmet Çelik Çelik'le 4 nolu safkan Nordacan Müslüm Çelik Çelik'le sonradan 6 nolu Mirbey Verat Abiş'le 8 nolu Repairman Hişman Çizik eşliğinde ve de 2 nolu Şanlıtay'a çok çok dikkat abi mutlaka kuponlarda bulunması gereken bir safkan olduğunu söylediler. 5-4-6-8-2 sıralamala bu şekilde elimize ulaştı. Evet 7. koşuya geçelim. 11 safkan yer alıyor. 2. üçlü kaynımız başlayacak. Şartlı 3-4 yaş tarapları 2000 metre kuma çıkıyor. Evet burada da 5 nolu safkan biraz önde tutulmasına rağmen ama Rakiphanesinde 8 nolu Safkan Akın Sözek'le Demir Yumağa dikkat. Yeni nolu Asap Baba Ercan Çankaya'yla yaptığı son koşunu iyi bir performans e, çıkartıp kazandı. Yine iyi koşacaktır. 1 nolu Sakun Ça Çağlar Tay, 3 nolu Sakun Akkor Ateş ve de 2 nolu Kral Efe'ye Fatih Sultan Mehmet Sansar'la dikkat dediler. 5-8-7-1-3-2 şeklinde elimize ulaşan Safkanlar. Evet geçelim 8. koşu bizim burada bankomuz vardı o da Balbalam Mehmet Akkoz'da e, tek başına bırakmıştım ben. iki banko olarak girmiştim 6. Gayan'a 2. E, 6. ama burada 9 dolu hayatımın e, canını Mert Ölse da bomboş kiloyla mutlaka yazın abi dediler. 6 tabii ki onları da Balbalam olarak başladılar 9 dolu hayatımın canı. Sonradan 4 3 ve foto kızı bir nolu safkanı da mutlaka kuponlara işaret etsinler diye elimize ulaşan safkana 6 9 4 3 1 sıralama bu şekilde elimize ulaştı. Evet geçelim 9. ve son koşuya. Evet burada da Ankara'nın yine kalesi olacak. E, Çilli Charlie dediler. Hişman çizik eşliğinde abi bizim net bankomuz. Yani bu bu safkan e, Aksi bir durumu yaşamadığı sürece, yeni düşürmediği sürece, startta oturmadığı sürece bu atı geçemezler diye söylediler. E, net banko olarak zaten bizim de net banko olarak elimize ulaştı. Bizler de zaten kuponumuza, kurgumuza banko olarak bırakmıştık sevgili dostlar. Evet Ankara koşulları için elimize gelen safkanlar bunlardı. E, yani e, ikinci altı gayenin üzerinde birazcık yoğunlaşmışlar. Onlar da yani e, biz abi bu altılı bulmaya çalışacağız. Bulacağız da diye söylediler. Bakalım inşallah dedim. Yani bir kurgu nasıl dedim bir kurgu vereceğiniz. Gerçekten kalabalık bir kurgu elimize ulaştı. E, dileyen arkadaşlar tabii ki verdiğimiz ilk 3-4 safkını yazıp da geçebilirler diye söylediler. Ben, ben de zaten genelde bunu söylüyorum. iletiyorum. E, sağdan gelen kurguları aynı şekilde oynayacak durumumuz zaten e, mümkünatı yok olamıyor ama üstünde ısrarla durdukları safkanları da zaten bizlere belirtiyorlar. E, bizim verdiğimiz 3 at 4 at kurgunuz e, gereğince veya ortak yaparsanız biraz daha yükseltip yapabilirsiniz diye söylediler. E, elimize ulaşan kurgu bu ama birinci altılı gayen şöyle bir çıtır bir kupon. 3 çok çok başta olmak üzere söylediler. Sonra ikinci ayak 4 nolu safkan. Banka bilecek kaliteye sahip dediler. Akınla zaten 3. koşta e, Ankara'nın kalesi 1 nolu safkan geçilmezdi. Yani bir 3 4 1 1. altılı şöyle 2 tane 3 tane bankoyla başlayıp sonra verilen kurgudaki o 3 aya da kapatarak geçersiz. Bakalım 1. altılı son e, mesela ilk ayaklarda for 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 gelsin. sonra 10 ganyan, 5 ganyan, 10 gelsin yine bir güzel bir ikramiye alırız diye düşünüyorum. Bakalım böyle bir kurgu yapıp e, oynayacağım. Belki gelir şans bizden yana olur diyelim. Tüm yarı severlere bol şanslar diliyorum sevgili dostlar. Elime ulaşan kurgu bu şekildeydi. Yazdığımız safkanlar gayen olsun. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Herkese bol şanslar.